Pocoyo'nun kukla gösterisi. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Dur. Bu da ne? Aa, hayır, hayır. Öbür taraf. Hayır. Bu şey öbür tarafta. Aa, şimdi. Pocoyo'nun nereye bakacağını siz söyler misiniz? Arkamda. Çok doğru. Bu minicik bir tiyatro. Olamaz. Bu nedir? Bir kutu mu? Vay canına. Hadi bakalım. Bu sensin Pocoyo. Pocoyo'nun bir kuklası. Acaba Pocoyo şu anda ne yapıyor? Ben Pocoyo'yum. La 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 la. Hem kuklacı hem de izleyici olmak gerçekten zor bir iş Pocoyo. Sence izleyici olarak birkaç arkadaş olsa iyi olmaz mı? Bence kuklanın düşmesi çok hoşlarına gitti Pocoyo. Harika! Hep birlikte kuklacı Pocoyo'yu alkışlayalım olur mu? Eli, Pato, yavru kuş ve tırtıl size bir şey gösterecek. Bu gerçekten hoşunuza gidecek. Sensin Eli. Ne kadar güzel görünüyor. Vay canına. Şuna bak. Bence yeni bir gösteri istiyorlar Pocoyo. Şuna bak. Bu gösteride sanki bir uzay serüvenine çıkmışız. Aa, anladım. Bu serüvene Pocoyo liderlik ediyor. Bravo. Oo, bakın. Bir uzaylı. Pato ile Eli ne kadar da çok korktu. Uzaylılar Pocoyo'yu kralları yaptı. Eli ile Pato bu öyküyü pek fazla beğenmedi. Kral Pocoyo. Eli. Pato. Görünüşe göre Eli ile Pato sana biraz dargınlar. Pocoyo'ya arkadaşlarının ona neden dargın olduğunu siz söyler misiniz? Çünkü dalga geçti. Aa,
umursamıyor musun Poco'yu? Aslında umursuyorsun değil mi Poco'yu? Herkes yine arkadaş mı? Yaşasın güzelce oyun oynamak. Özür dilerim. Ve yaşasın güzel oyunlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sanat. Merhaba Poco'yu. Merhaba. Onlar da nedir? Boya fırçası. Palet. Aa, anladım. Resim yapıyorsun. Ne harika bir resim. Merhaba Eli. Ne yapıyorsun? Fotoğraf çekiyorsun. Mükemmel. Merhaba minik kuş ve tırtıl. Siz ne yapıyorsunuz? Heykel yapıyorsunuz. İyi geceler. Ve şimdi uykucu kuşla sessiz anlar. Merhaba Poco'yu. Bir fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesi! Bir boya fırçası. Boya fırçası! Bir palet. Yapma Poco'yu. Palet. Hoşça kal. Palet. İyi geceler. Merhaba Pato. Bakın, burası bir müze. Pato'ya onun ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bir heykel. Doğru, bir heykel. Beğenmedin mi? Olamaz. Pato'ya onun ne olduğunu söyler misiniz? Resmi beğenmedin mi? Pato'ya onların ne olduğunu söyler misiniz? Fotoğraf! Fotoğraf. Heykeli, resmi, fotoğrafları beğenmedin mi? Hayvanlar, noktaları birleştirin. Merhaba Poco'yu. Aa, anlıyorum. Demek resme bakıyorsun. Ne resmi olduğunu biliyor musun? Neden resmi tamamlamak için noktaları birleştirmiyoruz? Peki ya şimdi Poco'yu? Hangi hayvan olduğunu anlayabildin mi?
Hayır mı? Biraz daha nokta birleştirelim. Şimdi hangi hayvan olduğunu anlayabildiğim bir Pocoyo? Bunun hangi hayvan olduğunu Pocoyo'ya söyler misiniz? Bu bir kanguru. Bir kanguru. Kanguru. Boing, 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 boing. Pato, bence arkadaşlarını çok kırdın. O zaman nasıl yapılacağını sen göster. Ne dedin Pato? Çok mu zor? Eli, yaptığın resmin çok güzel olduğunu söylüyor Pato. Hepiniz çok yeteneklisiniz. Yaşasın! Hadi şarkı söyleyelim. Tablo, fotoğraf ve heykel hepsi bir müzedeler. Resimleri. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Ellie'nin elinde küçük bir kova var. Aa, şimdi anladım. O bir resim yapıyor. Yine de bu resim yapmak için alışılmadık bir yöntem. Ha? Bu da ne? Maymun. Bir maymun sesi duyduğunu mu sanıyorsun? Aranızdan biri bunun bir maymun olup olmadığını Pocoyo'ya söyleyebilir mi? Maymun değil. Hayır değil. Bu yavru kuş. Evet öyle. Bu bir maymun değil. O sesi çıkaran yavru kuşmuş. Baksana. O da bir resim yapıyor. Mükemmel. Fred de bir resim yapmaya hazırlanıyor. Peki neyin resmini yapacaksın? Oh, henüz bilmiyorsun. Anlıyorum. Pato, sen de resim yapmayacak mısın? Belki yapacaksın, belki de yapmayacaksın. Sanırım Pato resim yapmanın eğlenceli olduğunu düşünüyor. Evet, büyük sergiyi açmanın zamanı geldi. İşte yavru kuş parti yiyecekleriyle dolaşıyor. Lezzetli görünüyor. Ne kadar güzel. İşte bu Ellie'nin yaptığı resim. Resmini nasıl buldun Pocoyo? Çok güzel, çok güçlü. Aha, bu yavru kuşun yaptığı resim olmalı. Ne dedin Pocoyo? Bu resmi tanımlamak için sözcük bulmaya mı çalışıyorsun? Elbette, canlı. Heyecanlı, dinamik. Dikkatli ol yavru kuş. Bu kadar fazla heyecanlanmamalısın.
Oh, işte burada da Fred'in çok güzel bir çalışması var. Pocoyo, bu resmin ne olduğunu öğrenmek istiyor Fred. Evet, bu güzel. Karalama olduğunu söylüyor. Bu da uyuyan kuşun resmi. Ne düşünüyorsun Pocoyo? Dürüst. Gerçek. Ve uykucu. Pato. Demek sonunda sen de resim yapmaya karar verdin. Görebilir miyiz? Ne? Pato. Bu resmi sen mi yaptın? Dahası da mı var? Bizim için şimdi de bir tane yapar mısın? Aha, hadi Pato. Herkes nasıl çalıştığını görmek istiyor. Pato'nun nasıl resim yaptığını görmek istemez misiniz? Evet isteriz. Hadi resim yap Pato. Elinde gerekli malzemeler yok mu? Bu hiç sorun değil. Al bakalım güzel ve boş bir tuval. Susadın mı? Al bakalım. Pekala Pato, hazırız. Şaşırt bizi. Olamaz. Pato. Aslında o resimleri sen yapmamıştın değil mi? Tamam. O zaman şöyle yapacağız. Özellikle o resimleri nereden aldıysan hemen oraya götürmelisin. Çok güzel. Burada boş bir tuval var. Sen de bir kere dene. Anlaşıldı. Demek resim yapmayı sevmiyorsun. Peki neyi seviyorsun? Çiçekler. Haklısın. Onlar çok güzel. O zaman sen de onları çiz. Hayır mı? Ama korkacak bir şey yok ki. Baksana Pocoyo çok güzel bir çiçek yaptı. Pato, başardın. Az önce bir resim yaptın. Ve gerçekten çok güzel bir resim. Bu harika bir şey. Pekala. Bunu denediğin için memnun değil misin? Yaşasın Pato. Yaşasın yeni bir şey yapmayı denemek. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Renkler. Merhaba Pocoyo. Aa, oyun tahtaları. Ne kadar güzel. Bu da nedir? Arkadaş. Yeni arkadaşlar mı edindin? Üstelik rengarenkler. Evet öyle, evet öyle. Bir tanesi mavi, bir tanesi sarı, bir diğeri yeşil. Sonuncusu da kırmızı. Arkadaşlarım, bekleyin. Pato, bekleyin. Anladım. Onları Pato'ya göstereceksin. Arkadaşlar. Nereye gittiler? Profesör Pato. Merhaba arkadaşlar. Profesör Pato'yla yeni bir derse hoş geldiniz. Profesör Pato, güneş ve yağmur birlikte olduğu zaman harika bir şeyin göründüğünü söylüyor. Bu bir gökkuşağı. Ne harika.
kuşa. Aferin sana Tırtıl. Yavru kuş, onun ne olduğunu bize söyleyebilir misin? Yavru kuşa yardım eder misiniz? Gökkuşağı. O bir gökkuşağı. Kızgın uzaylı da bu konuda bir şey söylemek istiyormuş. Gökkuşağı! Harika. Gökkuşağını öğrenmiş olduk. Profesör Pato'nun dersi sona erdi. Arkadaşlar. Arkadaşlarını hala bulamadın mı Poco'yu? İşte biri. Hemen şu tarafta. Poco'ya hangi rengi araması gerektiğini söyler misiniz? Sarı. O sarı. Sarı. Bir tane daha. O hangi renk? Mavi. O mavi. Ve. Bu hangi renk? Peki Poco şimdi hangi rengi aramalı? Kırmızı. Kırmızı olanı. Bu kırmızı. Öğle yemeği zamanı geldi. Pato sipariş vermeye hazır. Bir portakal. Çok güzel. Bir portakal. Olamaz. Onun yerine bir dilim karpuz olur mu? Bir dilim karpuz. Bir dilim karpuz. Zavallı Pato. Pato'ya kaç kalp olduğunu söyler misiniz? Bir kalp var. Bu doğru. Bir tane kalp var. Bak Pato. Bunlar Poco'nun yeni arkadaşları. Hadi bakalım. Zıplaya. Kırmızı. Yeşil. Sarı. Mavi. Çok güzel. Çok renkli arkadaşlarım var Poco'yu. Hadi şarkı söyleyelim. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil. Renkler ne kadar güzeller. Kırmızı, kırmızı, mavi, mavi, sarı, sarı, yeşil, yeşil. Kırmızı, kırmızı, mavi, mavi, sarı, sarı, yeşil, yeşil. Gökkuşağı, gökkuşağı, gökkuşağı. Kırmızı, kırmızı, mavi, mavi, sarı, yeşil, yeşil. Gökkuşağı. Poco'yla resim yapmak. Merhaba Pato. Bir boya fırçası. Resim yapıyorsun. Harika. Poco pastel boya kullanıyor. Ya sen Eli?
Kurşun kalem, harika. Meyveler. Aa, anladım. Natürmort çiziyorsun. Muhteşem. Merhaba minik kuş. Minik kuşa elinin elinde ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Kurşun kalem. Çok doğru. Kurşun kalem. Eli kurşun kalemle çiziyor. Peki bu nedir? Balık fırçası. Bu doğru. Pato fırçayla boyuyor. Ve Pocoyo. Onun elinde ne var? Pastel boya. Çok güzel. Pocoyo'nun elinde pastel boya var. Marslı kardeşlerin gösterisi. Not defteri. 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 Palet. 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 Sırt çantası. 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 O bizim çantası. Minik kuş da resimde olmak istiyor. Çok güzel. Beş çilek. Bir. Aferin sana Pocoyo. Olamaz. Ne harika bir resim Eli. Olamaz. Minik kuş, modellerini yemen hiç de hoş değildi. Harika. Fred diyor ki oyunu başlıyor. Bu oyunda herkes Fred ne diyorsa onu yapmak zorunda. Fred diyor ki... Dönün. İşte böyle. Kendi etrafınızda dönün. Herkes dönsün. Dönmek eğlencelidir. Fred diyor ki... Gülün. Hadi gülün. İşte böyle. Gülmek eğlencelidir. Fred diyor ki... Yürüyün. Yürüyün. Herkes yürüsün. Aferin. Fred diyor ki... Oyun bitti. Yapma ama minik kuş. O kadar da kötü değildi. Bu da nedir? Arkadaşlarının çizdiği resimlere bak. Bu kurşun kalemle çizilmiş. Diğeri pastel boyayla boyanmış. Üçüncüsü de boya fırçasıyla renklendirilmiş. Görünüşe göre minik kuş resimlerinizi çok beğendi. Yaşasın! Hadi şarkı söyleyelim.
Resim yapıyoruz, güzel şeyler buluyoruz. Sonra boyuyoruz, herkes kendi tarzında. Hepimiz farklı şeyler seçiyoruz. Palet ve fırça, kurşun, kalem, pastel, boya. Boya fırçası. Palet. Kurşun, kalem. Pastel, boya. Not defteri. Sırt çantası. Hepimiz farklı şeyler seçiyoruz. Palet ve fırça, kurşun, kalem, pastel, boya. Bana bir resim yap. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Dur bir dakika. Sen şimdi resim mi yapacaksın? Aa, harika. Peki Pocoyo. Bugün neyin resmini yapmayı düşünüyorsun? Arkadaşların. Gerçekten çok iyi bir fikir. Arkadaşlarımızın resmini yapmak. Kimi çizeceksin? Etrafta birini görüyor musun? Pocoyo'ya yardım eder misiniz? Sizce kimi çizmeli? Lula'yı çiz! Lula! Ne güzel bir fikir. Bence Lula çok iyi bir model olacak. Kıpırdama. Aa, tam Lula'ya göre bir renk. Lula! Lula! Boş ver Pocoyo. Sen de başka bir arkadaşını çizersin. Pocoyo, Ellie'yi çizecek. Aa, doğrusu Ellie. Resmin için harika bir poz bu. Ellie! Lütfen! Kıpırdama! Ellie! Ellie! Galiba Ellie bugün resmi yapılacağı için biraz fazla heyecanlandı Pocoyo. Ama sen de başkasının resmini yapabilirsin. Pocoyo Pato'yu çizecek. İlginç bir poz. Gerçekten sıra dışı bir resim çalışması olacak.
Aha, olamaz. Ah, zavallı Pato. Ama hareketsiz durmak için çok uğraştı Pocoyo. Pocoyo, nereye gidiyorsun? Neyin var? Aa, anladım. Bütün bu olanlar canını sıktı. Peki Pocoyo, şu resimlerine bir bakalım. Hayır. Aa, lütfen Pocoyo, ucundan göster. Olmaz. Belki siz yardım edebilirsiniz. Resimlerini görmek istediğinizi Pocoyo'ya söyler misiniz? Gerçekten görmek istediğinizi anlarsa gösterebilir. Hadi rica edin. Hadi göster, lütfen. Vay. Ne kadar güzel bir resim Pocoyo. Şuraya bakın. Lula'nın turuncusunu görebilirsiniz. Elinin pembesi ve harika bir pato şekli. İşte. Gördün mü Pocoyo? Sen gerçekten iyi bir ressamsın. Ve arkadaşların böyle bir ressamları olduğu için çok şanslı. Aferin sana Pocoyo. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Dünyamı boya. Aa, Pocoyo buradaymış. Merhaba. Merhaba. Ne kadar güzel oyuncaklar. Renkleri de çok güzel. O ne Pocoyo? Bir şey mi gördün? Ne kadar garip. Nedir o bulduğun Pocoyo? Çok ilginç görünüyor. Düğmeler. Evet, neden olmasın? Bir dene bakalım. Düğmelerden birine bas. Ne olacak görelim. Şuna bak. Trenin kırmızı oldu. Şuna bak. Acaba renkleri değiştiren nedir merak ediyorum. Biliyor musun Pocoyo? Aranızda Pocoyo'ya yardım edebilecek biri var mı? Oyuncakların rengini değiştirmek için Pocoyo ne yapıyor? Düğmeleri basıyor. Evet, galiba haklısınız. Pocoyo elindeki oyuncağın üzerindeki düğmelere basınca renkler değişiyor. Değişik bir düğmeye basmayı dene Pocoyo. Evet, rengi değiştiren bu oyuncak. Her şeyin rengini değiştiriyor. Çok şaşırtıcı. Bütün parçalar kıpkırmızı oldu. Evet. Radyo
radyonun da rengi değişti. Vay canına. Dikkat et Pato. Olamaz. Hoppa. Bekle, bekle, bekle. Bekle. Dikkatli ol Pocoyo. 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 Renkleri değiştirmek hoşuna gidiyor mu? Evet. Peki diğerlerinin de hoşuna gidiyor mu acaba? Gerçekten mi? Her şeyi eski rengine döndürmek ister misin Pocoyo? Eminim bunu yapabiliriz. Tek yapmamız gereken hepsinin eski rengini hatırlamak. Aranızda Pocoyo'ya yardım edebilecek biri var mı? Bence Pocoyo doğru rengi seçtiğinde bağırabilirsiniz. Hadi bakalım Pocoyo, birkaç renk dene. Önce, Pato ne renkti? Pembe mi? Hayır. Mavi mi? Hayır. Sarı mı? Evet. Bakalım sırada kim var? Evet, evet Eli. Eli'nin ne renk olduğunu Pocoyo'ya söyleyebilecek olan var mı? Sarı mı? Hayır. Mavi mi? Hayır. Pembe. Eli pembe. Evet, tabii ki pembe. Galiba şimdi oldu, öyle değil mi? Ne oldu Pato? Sorun ne? Aa, öyle mi? Pato'nun şapkası hala eski rengine gelmemiş. Yapabilir misin Pocoyo? Çok güzel oldu Pocoyo. Hepinize aferin. Yaşasın Pocoyo. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Yavru kuş can sıkıyor. Merhaba yavru kuş. Ve merhaba Pocoyo. Merhaba. Vay, şuna bakın. Hadi alkışlayalım. Ne dedin yavrucuğum? Bunun şimdiye kadar hayatında gördüğün en iyi top sektirme olduğunu mu söyledin? Bu güzel bir iltifat. Bunun şimdiye kadar gördüğün en harika yapı olduğunu mu söyledin? Evet, tabii güzel bir duvar ama Mısır'daki piramitlerden daha mı iyi? Sen öyle diyorsan öyledir yavru kuş. Ne oldu? Anlaşılan yavru kuş çiziminin özel bir şey olduğunu düşünüyor Pocoyo. Evet, tabii bu bir sanat. Mona Lisa'dan daha mı iyi? Peki. O da ne? Kırmızı bir halı mı? Vay canına. Anlaşılan yavru kuşun kahramanına da bu yakışır. Yakışır.
yaşasın. Merhaba Pato. Yavru kuş, senin yeterince oynadığını söylüyor Pato. Artık sıra onda. Merhaba Eli. Aa, işte bu eğlenceli. Yavru kuş Pokoyo'yu sallamanın kendi işi olduğunu söylüyor Eli. Pokoyo yorgun olduğunu söylüyor yavru kuş. Seninle sonra oynayacak. Ah, yavru kuş merhaba. Yavru kuşa, Pokoyo'yu neyin ya da kimin rahatsız ettiğini söyleyebilir misiniz? Yavru kuş. Yavru kuşa gitmesini söylemiştin. Onu yeniden görmeyi gerçekten istiyor musun? Bu teleskoptan bakman gerekiyor. Üzgün. Biriniz Pokoyo'ya yavru kuşun neden üzgün olduğunu söyleyebilir mi? Onun gitmesini istedi. Git buradan dedi. Haklısınız. Sonuçta o sadece arkadaşın olmak istiyordu Pokoyo. Hadi ama yavru kuş, Pokoyo öyle demek istemedi. Sadece bir süre yalnız kalmak istedi, o kadar. Bu da ne? Bir davetiye. Biri partiye gitmeni istiyor yavru kuş. Bu güzel bir özürdü Pokoyo. Ne dedin? Bunun şimdiye kadarki en harika özür olduğunu mu söyledin? Yaşasın Pokoyo ve yaşasın yavru kuş. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Eli'nin ayakkabıları. Merhaba Pokoyo. Merhaba. Görünüşe göre Eli bir şey bekliyor. Acaba neyi bekliyor olabilir? Bu bir kargo paketine benziyor. Oo harika. Pes pembe bir kargo paketi. Pokoyo, bu paketin kime geldiğini anlayabilir misin? Doğru. Bu Eli'ye gelen bir paket. İçinde ne olabilir? Aa, çabuk aç Eli, aç paketi. Demek bir çift ayakkabı satın aldın. Bu paketin içinde Eli'ye çok güzel ve gösterişli bir çift ayakkabı gelmiş. Pokoyo, tahminimce Eli yeni ayakkabılarını giymesinde ona yardım etmeni istiyor.
değil. Ne kadar güzel ayakkabılar. Eli, yeni ayakkabılarını beğenip beğenmediğinizi merak ediyor. Evet, çok beğendik. Onları çok sevdik. Oyun. Oh, Eli. Yeni aldığın bu güzel ayakkabıları oyun oynarken giymeyi mi düşünüyorsun? Ne oldu Eli? Biraz ara vermek mi istiyorsun? Daha mı vermek istiyorsun? Ayakkabılar yüzünden mi? Bana kalırsa Eli'nin ayakkabıları ayaklarını vurdu. Topu Pato'ya verebilir misin Eli? Ne oldu? Aa, bu sadece küçük bir leke. Artık yatma zamanı geldi Eli. İstersen ayakkabılarını yarın da giyebilirsin. Ha, benimki de laf. Görünüşe göre Eli yeni ayakkabılarını çok seviyor. Eli, o ayakkabılarla nasıl yürüyebileceğini düşünüyorsun? Oyun. Oh, Eli bugün oyun oynamak istemediğini söylüyor. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim. Eli, bu hiç de hoş değildi. Pato'nun bütün istediği biraz eğlenmekti. Zavallı Pato. Eli yaptıkları için özür diliyor. Pato, Pato. Ne düşünüyorsun? Eli arkadaşlarıyla tekrar oynayabilir mi? Oynasın. Evet, bence de Eli'nin arkadaşlarıyla beraber oynaması gerek. Vay canına. O gösterişli ayakkabılarını giymeden ne kadar iyi oynadığını görüyor musunuz? Yaşasın Eli. Yaşasın Pocoyo. Yaşasın oyun oynamak. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Çılgın karıştırıcı. Aa, merhaba Pocoyo. Ne oldu? Aa, bu bir makine. Ayrıca çok değişik ve karmaşık bir makine gibi görünüyor. Peki, bu makine ne işe yarıyor Pocoyo? Bir trompet ve bir radyo ha? Karıştırıyor. Karıştırıyor mu?
demek bir karıştırma makinesi. Bu da ne? Vay! Her tür müziğin çalınabildiği bir trompet. Bu işe ne diyorsunuz? Pocoyo'nun yeni oyuncağını beğendiniz mi? Evet, beğendim. Doğrusu bende. Ve bu herkesin çalabileceği bir trompet. Tırtıla denetelim. Muhteşem. Ne ad vereceksin? Tradyo mu? Trompet mi? Ama şunu söyleyeyim, kesinlikle harika bir makine. Merhaba Eli. Anladım. Birinden telefon bekliyorsun. Hem de oldukça önemli bir telefon. Pocoyo, ne yapıyorsun sen? Pocoyo, bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Ya hayır, bir de tren mi? Bir de ray. Olamaz, şuna bakın. Trenofon. Dikkat, yolda biri var. Eli, bana kalırsa şimdiki telefonu kesinlikle kaçırın. Hadi, cevap ver. Pocoyo, Eli'yi pek mutlu ettiğini sanmıyorum. Pocoyo, o Lula'nın kemiği. Ve bir de yay. Hayır. Sakın şimdi bana. Şuna bakın. Zıplayan bir kemik. Bu harika bir şey. Ama maalesef Lula için değil. Pocoyo, bu oyuna son verme vakti geldi. Bir şapka. Bir pasta. Ve birkaç tane de mum. Bir tane daha. Ne dersin? Pocoyo arkadaşlarının eşyalarını normal hale döndürmeli mi? Pocoyo, arkadaşlarına ait şeyleri izinsiz aldığın için sana kızmış olabilirler mi? Bak, ben hala makinenin harika olduğunu düşünüyorum. Tabii yalnız ben değil. Benim bir fikrim var. Arkadaşlarına bir çılgın karıştırıcı partisi versen ya. Bu kez onların eşyalarını almak yok. Olmaz mı? Sizce Pocoyo arkadaşlarına bir parti vermeli mi? Evet! Parti düzenle! Evet! Harika! Partiye hazır olun! Herkese merhaba! Çılgın Karıştırma Partisi'ne hoş geldiniz! Uçan pastalarla... Balon şişiren trenler...
kocaman ağaç hoparlörler ve dondurmadan baloncukları da unutmayın. Ne kadar lezzetli. Affettiniz mi? Ne kadar güzel bir parti. Ve harika bir eğlence. Aferin sana Pocoyo. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.